Oğlum, bu ara geceleri doğru dürüst uyuyamıyoruz. Ben iyiyim anne. Bugünlerde hiç oturup konuşma fırsatımız olmadı. Sonra oturur konuşuruz anne. Ama şimdi acelem var. Sen beni merak etme lütfen. Seni etmeyeceğim de kimi edeceğim acaba? Otur. Eğer istersen bütün gün böyle yanında otururum. Benimle olmasa da hem sevincini hem de acını paylaşacağın biriyle otur. Oğlum, senin için hepimiz çok endişeleniyoruz. Seninle bir şey konuşacağız. Bak Vir, daha ne kadar böyle yaşayacaksın? İyi günde, kötü günde hayatı paylaşacak biri lazım. Hepimiz biliyoruz ki sana çok büyük haksızlık yapıldı. Bir, anlıyorsun değil mi? Bir, biz düşünüp taşındık oğlum. Artık evlenmeni istiyoruz. Bir, iki oğlum vardı. Biri bu hayattan göçüp gitti. Seni böyle yapayalnız gördükçe çok üzülüyorum oğlum. Belki biriyle tanışırsan yeni bir başlangıç olur. Biz yaşlılar da torunlarımızla oynar dururuz. Mutlu oluruz. Senin de eve dönmek için çok iyi bir sebebin olur. Bak Vir, bu sefer bir karar almadan önce senin de fikrini almak istedik. Ben ofise geç kalıyorum. Sana kolay gelsin Bir. En azından olumsuz bir cevap vermedi. Görürsünüz. Ona öyle bir kız bulacağım ki asla hayır diyemeyecek. Hadi artık biraz daha hızlı yap, çabuk bitsin. Ne oluyor burada? Evi biraz temizlemek istemiştim de.
Bilmiyorum, haberin var mı? Bugünden itibaren şöyle güzel bir kız aramaya başladık. Niçin? İçe. Bana yardım etmeni istiyorum kızım. Peki anne. Bu evin ışığı söndü. Yeni bir gelin gelirse belki evimize neşe katar. İyi bir kız bulabilirsek Vir'in hayatı güzelleşir. Ha? Bence çok çok güzel bir fikir anne. Bana yardım edersin değil mi? Evet tabii, tabii yardım ederim. Zaten çok hayırlı bir iş. Yardım etmekten mutlu olurum anne. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे